Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, 2030-2035 dönemine doğru, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve muharip unsurlarının gelişimi üzerinde duracağız. Deniz Kuvvetleri halen, 1 adet çok maksatlı amfibi hücum gemisi, 16 fırkateyn, 9 korvet, 16 karakol gemisi, 18 hücum bot ve 12 denizaltıdan oluşan, 72 parçalık muharip deniz unsurlarına sahiptir. Deniz Kuvvetleri'nin gelecek planlamaları sırasıyla incelendiğinde, 2030-2035 döneminde mevcut gemi yapısı, belli ölçülerde öngörülebilmektedir. Bu kapsamda, yakın zamanda envantere alınan TCG Anadolu, donanmanın ilk çok maksatlı amfibi hücum gemisidir. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesinin başlangıcında, bir kesin tedarik ve, artı bir opsiyon şeklinde bir planlama mevcut idi. Ancak, milli hava araçlarındaki gelişmeler nedeniyle, TCG Trakya olarak isimlendirilen kardeş geminin, ileride çok maksatlı amfibi hücum gemisi tasarımı yerine, tamamen hava görevlerine odaklı, uçak gemisi şeklinde olması beklenmektedir. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gelecek projeleri arasında, çok önemli bir yer işgal etmektedir. Tasarım çalışmaları başlatılan gemilerden, 2027-2032 döneminde, 4 adet üretilmesi, gemilerin Aselsan Çafrat Radarı, Siper Hava Savunma Sistemi'nin deniz versiyonu, Milli Dikey Atım Sistemi, Gezgin Füzesi gibi pek çok ilki bünyesinde barındırması ve 7000 ton ağırlığa sahip olması öngörülmektedir. Günümüz ve 2030-2035 dönemi arasında, en büyük değişim ve dönüşümün, fırkateyn ile korvet grubunda yaşanması beklenmektedir. Bu büyük çaplı değişimin çeşitli sebepleri mevcuttur. İlki, hava savunma muhriplerinin inşa edilmesiyle, bazı eski fırkateynlere artık ihtiyaç kalmayacak olmasıdır. Bu kapsamda, 4 Gabya sınıfı fırkateyn emekli olacaktır. İkincisi, Milgem İstif sınıfı yeni fırkateynler inşa edildikçe de, donanmanın en eski fırkateynleri olan, Yavuz sınıfı fırkateynler hizmet dışına alınacaktır. Sonuncusu, Burak sınıfı 5 korvet hizmet dışına alınacak, ancak bu gemilerin ikamesi korvet sınıfında değil, Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileriyle olacaktır. Donanmanın, yaş ortalaması 10 yıl olan, Tuzla sınıfı 16 adet yeni karakol gemisi mevcuttur. Bunların yanına, yeni tip 2 adet açık deniz karakol gemisinin inşası çalışması başlamıştır. P-1220 TCG Akhisar ve P-1221 TCG Koçhisar'ın, 2024 yılından itibaren envantere dahil edilmesi beklenmektedir. 15 Ağustos 2021 tarihinde, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen, açık deniz karakol gemilerinin ilkinin saç kesim töreni esnasında, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 10 adet, açık deniz karakol gemisinin inşa edileceğini belirtmiştir. İlave 10 açık deniz karakol gemisinin hizmete alınmasına paralel olarak, 5 adet Burak sınıfı korvete veda edilmesi planlanmaktadır. Yeni açık deniz karakol gemilerinin devreye alınmasıyla, Mavi Vatan'ın en uç noktadan itibaren kontrolünü sağlayacak, önemli yetenekler elde edilmiş olacaktır. Günümüz ve 2030-2035 dönemi arasında yaşanacak, en büyük ikinci değişim ve dönüşümün, hücum botlarda olması beklenmektedir. Yaşlanan ve teknolojik olarak geride kalan Doğan, Rüzgar ve Yıldız sınıflarında toplam 9 hücum bot, aşamalı olarak, yeni üretilen toplam 10 yeni tip hücum bot ile değiştirilecektir. Bu sayede, halen 4 olan hücum bot sınıfı, 2 sınıfta sadeleşecek ve lojistik açıdan kazanımlar sağlanacaktır. Günümüz ve 2030-2035 dönemi arasında, sessiz güç denizaltılarda da önemli gelişmeler olacaktır. 1978, 1981, 1984 ve 1989 yıllarında envantere alınan, son 4, Ay sınıfı denizaltı emekli edilerek, yerlerine halen inşası süren 6 adet Reis sınıfı denizaltı, envantere alınacaktır. Reis sınıfı denizaltılar ile birlikte, ilk defa olarak, havadan bağımsız tahrikli denizaltılar donanmaya dahil olacaktır. Ayrıca, en az bir adet STM-500 denizaltısının envantere alınması ve edinilecek tecrübeleri müteakip, ilave denizaltıların tedarik edilmesi beklenmektedir. Kısaca, 2030-2035 döneminde Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir uçak gemisi, birçok maksatlı amfibi hücum gemisi, 4 hava savunma muhribi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 26 karakol gemisi, 19 hücum bot ve 15 denizaltıdan oluşan, 82 parçalık muharip deniz unsurlarına sahip olması beklenmektedir. Platform sayısı, 72 gemiden, 82 gemiye yükselecek ve %14'lük bir artış yaşanacaktır.
Her iki dönem arasında, donanmanın ateş gücündeki değişim incelendiğinde, elde edilen sonuçlar şu şekildedir. Türk Deniz Kuvvetleri, halen 72 parçalık muharip deniz unsurlarında, Ada sınıfı ve Burak sınıfı korvetler hariç olmak üzere, Harpun gemi savar füzelerini kullanmaktadır. Harpun füzelerinin menzili 124 kilometredir. 2035 döneminde ise, Harpun'dan %77 daha fazla menzile sahip olan, 220 kilometre menzilli atmaca füzesinin, yaygınlaşarak, standart gemi savar füzesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Bununla birlikte, hem yarı ömür modernizasyonundan geçen gemilerde, hem de, yeni inşa edilecek gemilerde, daha fazla sayıda gemi savar füzesi yerleşimi esas alınmaktadır. Mevcut gemilerde, 8 füze yerleşimi esas iken, yeni gemilerde 16 füze bulundurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, mevcut 72 muharip deniz aracı üzerinde, halen 352 füze bulundurulabilirken, 2030-2035 döneminde, 82 muharip deniz aracında, denizaltılar dahil, 546 füze taşınabilecektir. Özetle, platform sayısı olarak %14'lük bir artışa karşın, atıma hazır füze sayısında %55'lik bir artış yaşanacaktır. Ateş gücü hesaplamalarında, yeni füzelerin %77 daha fazla menzile sahip olması durumu, ayrıca düşünülmelidir. İlave olarak, kısa zaman önce duyurulan, Barbaros kıyı savunma sistemi ile, sadece deniz platformlarından değil, kıyıdaki platformlardan da, deniz muharebe sahası desteklenebilecektir. Barbaros kıyı savunma sistemleri, 4 atmaca ve 6 çakır füzesi kullanabilecektir. Batarya yapısı içerisinde kullanıldığında, rakamlar daha da yükselecektir. Netice itibarıyla, 2023 ile 2030-2035 dönemi arasında, ateş gücünde %60'dan fazla bir artış yaşanması, kuvvetle muhtemel görülmektedir. Savunma Türkiye kanalınca, konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. İlk olarak, platform sayısı olarak, 10 gemilik bir artış, çok büyük bir gelişme değilmiş gibi görülmekle birlikte, aslında gemilerde, milli tasarım sayesinde, daha fazla füze yüklenebilmesi, yine, yerli ve milli üretim neticesinde, istenildiği miktarda füze üretilerek, yurt dışından kısıtlı tedarik darboğazının aşılması sağlanacaktır. Ayrıca, Barbaros kıyı savunma sistemi, Aksungur ve Akıncı Sihalar gibi sistemlerden atılacak atmaca, çakır, somce gibi uzun menzilli füzelerle, deniz harekat alanında, ateş gücünde %60'dan fazla artış yaşanacağı değerlendirilmektedir. İkinci olarak, TCG Trakya gemisinin, TCG Anadolu'dan elde edilecek tecrübeler ışığında ve milli hava araçlarının gelişimine paralel olarak inşa edilmesi beklenmektedir. Yani, milli hava araçları Kaan, Gürjet, Kızıl Elma, Anka 3 ve TB3 envantere girdiğinde bu hava araçlarından uygun olanlarını, deniz hava operasyonlarında konuşlandırma kabiliyetine sahip bir gemi ihtiyacı, TCG Trakya ile giderilebilecektir. TCG Trakya'nın, esas görevi deniz hava operasyonu olan bir uçak gemisi olarak envantere girişi, bugün TCG Anadolu'nun envantere girişinde yarattığı etkinin, çok daha fazlasını oluşturabilecektir. Son olarak ve en önemlisi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin, 2030-2035 döneminde daha fazla sayıda ve çeşitlilikte modern gemiye sahip, gemi yaş ortalaması çok daha azalmış, toplam ateş gücü en az %60 artmış ve kritik cephanesini istediği miktarda, milli imkanlarla üretebilen güçlü bir deniz gücü olacağı, deniz hava gücünü, yıllar içerisinde daha da geliştireceği ve çeşitlendireceği, donanmasını kıyı suları donanmasından, açık deniz ve okyanus donanması olma yolunda, ciddi adımlar atmış olacağı değerlendirilmektedir. Savunma Türkiye kanalı olarak, Türk Deniz Kuvvetleri ile, muharip unsurlarının gelişmelerini, sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.